TRT Haber 15'e hoş geldiniz. Ben Özge Öztaman. Sayın seyirciler, Gaziantep valisi Muammer Güler, eylem hazırlığı yapan ve canlı bomba olarak tanımlanan bir teröristle kendisine yardım ettiği belirlenen 3 kişinin yakalandığını açıkladı. Öte yandan aynı gruptan olduğu sanılan bir canlı bomba da Adana'da yakalandı. Gaziantep valisi Güler, 9 Nisan Cuma akşamı yakalanan erkek canlı bomba ve yardımcılarının valilik kamu kuruluşlarıyla devlet büyüklerine yönelik eylem yapmak için geldiklerinin belirlendiğini söyledi. Canlı bombanın 1980 Siirt doğumlu Nebi Kurhan olduğu açıklandı. Kod adı Aziz Metin olan teröristin 1998'de Adana'da PKK örgütüne katıldığı bildirildi. Aynı gruptan bir canlı bombanın da Adana'da yakalandığı öğrenildi. Sayın seyirciler, canlı bombanın yakalanmasıyla ilgili son bilgileri Gaziantep valisi Muammer Güler'den alacağız. Sayın valim, geçmiş olsun. Sayın valim, şu an hatta mısınız? Sayın valim, sanırım şu anda hatta değil, kendisi, hatlarımızla ilgili bir problem var ve sıradaki haberimize, bültenimize devam ediyoruz sayın seyirciler. Geçtiğimiz cuma günü bir canlı bombanın intihar saldırısı düzenlediği Hakkari'de açık hava mitingleri yasaklandı. Canlı bombanın asıl hedefinin DYP milletvekili adayı Mustafa Zeydan'ın düzenleyeceği miting olduğunun ortaya çıkması üzerine valilik bu kararı aldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Vali Nihat Canpolat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sonra güvenlik gerekçesiyle alınan karar çerçevesinde kentte açık hava mitingleri yapılmayacak. Kararın ele geçirilen teröristlerin ifadelerinin değerlendirilmesi üzerine alındığı belirtildi. Cuma günü bir canlı bomba Hakkari valisi Nihat Canpolat'a yönelik intihar saldırısı düzenlemişti. İran'dan geldiği belirlenen teröriste yardımcı olanların ifadesine göre saldırının asıl amacının DYP Hakkari milletvekili adayı Mustafa Zeydan'ın düzenleyeceği miting olduğu ortaya çıkmıştı. Vali Canpolat saldırıdan hafif sıyrıklarla kurtulmuş, makam şoförü hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan il jandarma komutanı Albay Tahir Cebi yaralanmıştı. Albay Cebi halen Ankara Gata'da tedavi altında tutuluyor. Türk Ticaret Bankası'nın resmi ihalesine fesat karıştırmakla suçlanan iş adamları Korkmaz Yiğit, Hayyam Garipoğlu, Emin Can Kurtaran da, eski milletvekili Mehmet Kocabaş ve MİT eski görevlisi Yavuz Ataç'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının görülmesine başlandı. İstanbul Altınoğlu DGM'deki duruşmaya davanın ilk celsesinde tahliye edilen Korkmaz Yiğit ile tutuksuz sanıklardan Hayyam Garipoğlu, Duran Akbulut ve Aydoğan Semizer katıldı. İstanbul Altınoğlu DGM'deki davanın ikinci duruşmasında daha önceki celseye katılmadığı için ifadesi alınmayan sanık Hayyam Garipoğlu'nun sorgusu yapıldı. Türk Ticaret Bankası'nın ihalesinden bir süre önce Alaaddin Çakıcı'nın kendisini aradığını belirten Garipoğlu, "Çakıcı bana, biz de 2 yıldır bu bankayla ilgileniyoruz, hapiste yatan arkadaşlarımız var, sen bu ihaleye girecek misin?" dedi. "Ben de bankanın bana lazım olduğunu ve gireceğimi söyledim," diye konuştu. Hayyam Garipoğlu, mahkeme heyeti başkanı Sedat Karagül'ün, "Alaaddin Çakıcı bu kadar kibar konuşmaz, seni tehdit etmedi mi?" demesi üzerine de, "Daha önce kibar olmadığı zamanlar da vardı, ancak bu sefer kibardı, bana üstü kapalı olarak ihaleye girmememi anlatmaya çalıştı. Ancak ben ihaleye girmem gerektiğini söyleyerek girdim, keşke girmeseydik şimdi burada olmazdık," dedi. Sayın seyirciler, kararlı güç operasyonu bütün hızıyla devam ederken Kosova krizi NATO konseyinin olağanüstü toplantısında masaya yatırılıyor. NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda harekattan sonra izlenecek tavır konusunda belirleyici görüşmeler yapılması bekleniyor. NATO Konseyi'nin bugün Brüksel'de başlayan toplantısında tek gündem maddesini Kosova krizi oluşturuyor. Konsey toplantısında bakanların ittifak bünyesindeki birlik ve kararlılığı yansıtmaları, NATO harekatından sonra izlenecek tavır konusunda da belirleyici görüşmeler yapmaları bekleniyor. Brüksel'deki diplomatlar konsey toplantısının 24-25 Nisan tarihlerinde Washington'da devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapılacak NATO zirvesinden önce özellikle Sırplara ve Ruslara yönelik
önemli işaretler verileceğini ifade ediyor. NATO kulislerinde bir yumuşama işareti olarak AGİT kontrolünde barış gücü fikrinin benimsenebileceği de ifade ediliyor. Bu arada NATO'nun Kosova'da hava harekatını sürerken diplomatik alanda da hareketlenme dikkat çekiyor. Amerika Dışişleri Bakanı Madeleine Albright yarın Oslo'ya geçerek Rusya Dışişleri Bakanı Igor Ivanov'la görüşecek. TGRT Haber 16'dan iyi günler. Ben Özge Özsalman. Sayın seyirciler, Kosova krizi NATO Konseyi'nin olağanüstü toplantısında masaya yatırıldı. NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda operasyonların Milošević şartları kabul edene kadar süreceği açıklandı. NATO'ya üye 19 ülkenin dışişleri bakanları tarafından bugün bir bildiri yayımlandı. Bildiride NATO operasyonları Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević uluslararası topluluğun isteklerini kabul edene dek devam edecektir ifadesi yer aldı. Bildirinin ilk maddesinde Milošević'in tüm askeri eylemlere kanıtlanabilir şekilde son verdiği, şiddet ve baskıyı derhal durdurduğu yönünde güvence vermesi koşulu yer alıyor. Milošević'ten ayrıca Kosova'dan askeri güçlerin ve polislerin geri çekildiğine dair güvence vermesi, uluslararası bir askeri varlığın yerleştirilmesini kabul etmesi, tüm mültecilerin kayıtsız şartsız güvenlik içinde geri dönmesini ve insani yardım örgütlerinin ülkeye girmesini kabul etmesi, Kosova için Ramlı Anlaşması temelinde Birleşmiş Milletler yasaları ve uluslararası kanunlara uygun olarak siyasi bir kadro kurulmasına çalışılması isteniyor. NATO operasyona devam kararı alırken Kosova'daki Sırp zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan mültecilerin sayısı 9 bine aştı. Sırp zulmünden kaçarak Türkiye'ye gelen mültecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Kapıkule Emniyet Şube Müdürlüğü yetkililerin verdiği bilgilere göre dün akşam sınır kapısından 166 Kosovalı daha Türkiye'ye giriş yaptı. Mültecilerin bir bölümü akrabalarının yanına sığınırken bir bölümü de göçmenlerin barındığı misafirhanelere yerleştirildi. Yetkililer Bulgaristan'ın mültecilerin ülkelerinden geçişlerine izin vermesi durumunda karayoluyla Türkiye'ye girişin artacağını belirttiler. 22 Mart Pazartesi gününden bugün saat 11'e kadar Kapıkule sınır kapısından 2125 çocuk, 1988 kadın ve 1629 erkek olmak üzere toplam 5742 mülteci Türkiye'ye giriş yaptı. Hava yoluyla gelenlerle birlikte toplam sayı 9 bine yaklaştı. Bu arada mültecilere çeşitli kuruluş ve hayırseverlerin yaptıkları yardımlar da her geçen gün artıyor. Yüksek Seçim Kurulu oy verme günü olan 18 Nisan'da uygulanacak yasakları açıkladı. Oy verme saatleri ise bölgelere göre değişiyor. Seçmenler 18 Nisan Pazar günü Doğu Anadolu'da saat 6, diğer bölgelerde de saat 7'den itibaren sandık başına gidecekler. Yüksek Seçim Kurulu'nun oy verme saatlerini düzenleyen kararına göre doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 15'te, diğer bölgelerde ise saat 16'da tamamlanacak. Yüksek Seçim Kurulu ayrıca 18 Nisan tarihinde oy kullanma saatleri arasında her türlü içki satışını yasakladı ve seçim günü saat 18'e kadar seçim sonuçları ile ilgili hiçbir haber verilmeyecek. 18 ila 21 saatleri arasında ise yalnızca Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçimle ilgili tebliğler yayınlanabilecek. Başbakan Bülent Ecevit, oy kullanma süresinin uzun olması nedeniyle oluşacak kuyrukların vatandaşa yıldırmamasını istedi. Başbakan, demokrasiye bağlı bütün vatandaşların gerekli özveriyi göstereceğine inanıyorum dedi. Başbakan Bülent Ecevit, 18 Nisan seçimleri için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi ve vatandaşlardan oylarını mutlaka kullanmalarını istedi. Erzurum'a gitmek için Esenboğa Havaalanı'na gelen Başbakan Ecevit, burada da habercilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Ecevit, bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde tartışılacak olan Kosova'ya kara harekatı konusunda kara harekatına gerek kalmayacağını temenni ediyorum dedi. Bombalı saldırıda yaralanan Hakkari valisi Nihat Can Polat da bu sırada havaalanındaydı. Halen Gata'da tedavi gören İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Tahir Çebi'yi ziyaret etmek için Ankara'ya gelen Vali Can Polat, Başbakan Bülent Ecevit'le de bir süre görüştü. Haberleri izlediniz. Gelişmeler TGRT Haber 17'de. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.